Benim ismim Halil, soyadım Ünal. 80'den beri Fransa'dayım. Pekala, bu Fransa'daki olaylarla ilgili neler diyeceksiniz? Valla biraz haklılar yani. Eskiye bakarak çok durumlar kötü. Ya bütün meslek dallarında işler yürümüyor. İşleri açan geri kapatıyor. Yani evden çıkıyorsun 25-30 lira masraf oluyor, 25-30 lira kazanamıyorsun. Yani durumlar bildiğiniz gibi değil. Pekala, bu sarı yedeklerin yaptığı olaylara ne diyeceksiniz? Ya bana göre haklılar biraz ekonomiye bakarsan yani. Millet isyan ediyor artık yani. Geçim sıkıntısı, kirasını veremiyor, elektriğini ödemiyor. Ödeyemiyor, eskiye bakarak çok durumlar kötü yani. 23 yaşındayım, adım Hayrettin Çokokur. Kuyumculuk yapıyorum. Daha önce üniversiteyi bitirdim. İşte bana sorduğunuz soru, sarı yeleklerin ne anlama geldiği ve nasıl geliştiğini soruyorsunuz. İşte bu son 3 haftadır bayağı Paris sarsıldı, çalkalanıyor. Çünkü Fransa'nın politik adamları, işte Cumhurbaşkanı sözlerini yerine getirmediği için bazı insanlar sokağa döküldü. Daha doğrusu vergi artmasından ve benzin fiyatları yüzünden. Onun için birçok kesim sokağa çıkmış durumda. Hak talep ediyor. Bakalım ne olacak? Biz de izliyoruz. Cumartesi günü büyük bir manifestasyon olacakmış. Artık ya devlet biraz da geri adım atacak ya da sert tepki verecek. Her şey ona göre gelişecek yani. Siz neler diyeceksiniz? Kendi düşünceniz nedir bu konuda? Yani sonuçta milletin sesini duyurması lazım. Sonra yoksa hiç kimse bir faaliyet göstermez. Onun için yani milletin tepkisini doğru buluyorum. Ama tabii şiddete karşıyız. Tabii ki. Adım Hacı. Şimdi Paris'teki olaylar bu sarı yelekler diye adlandırılan bir grup. Genelde bu zorlaşan hayat koşullarından dolayı kırsal kesime yerleşen ama yaşam koşullarının giderek daha da zorlaşmasından dolayı hoşnut olmayan insanların dışa vuran bir tepkisidir. İşte bunu fitilleyen de şey oldu, bu son akaryakıt zamları ve akaryakıttan dolayı getirilen vergilerdeki yükselişten dolayı böyle bir tepkiler oldu. Bunlar haklı talepleri için protestolarını dile getirmek için ilkin Paris'te belli gösteriler falan oldu. Polisin sert davranışları karşısında bunlar savunmaya girdiler. Eylemin haklılığını gölgeleyemediler. İşte daha sonra hükümet geri adım attı. 6 aylığına bu zamları askıya aldı. Eylemlerin durdurulması çağrısını yaptı. Ama var olan yaşam koşullarının zorlaşmasından dolayı toplumsal huzursuzluk hala bitmiş değil. Bu giderek daha da ivme kazanarak daha da farklı protesto biçimleriyle bence gündeme gelecek. Yani bu eylemlikler son bulmayacak bu vaatlere rağmen. Sonuç bu.